Merhaba sevgili gençler. Sistemler özel soru çözüm videolarıma hoş geldiniz. Siz istediniz. Ben de sizleri kırmamak için konu anlatımı videolarımın arasını sıkıştırdım ve bu soru çözümlerini hazırladım. Bu videoda üreme sistemi ve embriyonik gelişim ile ilgili soru çözüm yapacağız. Hadi gelin şimdi birlikte sorularımıza bakalım. Bir insanda sperm ana hücresinin mayoz süreci aşağıda gösterildiği gibidir. Buna göre ilgili şema incelendiğinde ifadelerinden hangileri doğru olur? Spermatogonium ve birincil spermatositler aynı genetik dizilime sahiptir. Çünkü burada herhangi bir şekilde bir mayoz bölünme olmamıştır. Sadece interfaz olmuştur ve artık burası gerçekleşen hücreler bakımından bir kalıtsal farklılığa meydana getirmediği için bu doğrudur. Bir olmayanları hemen eledim. İkinci spermatositlerde her karakterle ilgili sadece bir gen bulunur. Burada mayozun birinci bölünmesi gerçekleştiği için bu da doğrudur. Oluşan spermatitler kalıtsal yapısı birbirinin aynısıdır diyor. Bakın burada mayoz bölümü olmuştu değil mi bir önceki aşamada? O yüzden bunların kalıtsal yapısının birbirinden aynı olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olmuş olacak. Bir insanda sperm hücresinin mikroskopik görünümü aşağıdaki gibidir. Görsel incelendiğinde K, L ve M yapıları için ifadelerinden hangileri doğru olur diyor. K dediğimiz yer spermin baş kısmı, L dediğimiz yer boyun kısmı, M dediğimiz yer ise kuyruk kısmı arkadaşlar. K'daki hidrolitik enzimler sentrozom ve nükleik asit bulundurur. Evet bulundurur. Bir olmayanları hemen eleyelim. L'deki hücresel yapılar döllenme sırasında yumurta hücresine geçerek metabolik faaliyetler için gerekli olan enerjinin üretilmesine desteklik sağlarlar diyor. Hayır kesinlikle K haricinde herhangi bir şekilde bir içeriye girme durumu söz konusu olmaz. O yüzden ikiyi eledim. M yapısı döllenme sonrasında zigotun hücre içi iskeletin oluşmasında göre alır diyor. Hayır burası sadece spermin hareketini sağlar. O yüzden bu da yanlış olduğu için cevabımız 1 olmuş oluyor. Dişi bir insanda gerçekleşen gene süreci aşağıdaki gibidir. Şema incelendiğinde ifadelerden hangileri doğru olur diyor. A'yı gerçekleştiren hücre üreme ana hücresi olarak tanımlanır. Bakın arkadaşlar iki yönden ene geçmiş. Burada interfaz olmuş değil mi? O zaman burada gerçekleşecek olay interfaz olayı olduğu için kesinlikle üreme ana hücresinin olduğunu söyleyebiliriz. B ile oluşturulan hücrelerin kalıtsal yapıları birbirlerinden farklıdır diyor. Çünkü burada mayozun birinci aşaması gerçekleşti ve mayoz 1'de homolog kromozom ayrılması olduğu için kalıtsal yapı farklılaşmış olduğu O yüzden bu da doğrudur. 1 ve 2 olmayanları hemen eliyorum. C sonrasında oluşan hücrelerin tamamı döllenme özelliğine sahiptir diyor. Hayır olmayabilir. O yüzden bunu alamıyoruz. Cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. Bir erkeğin üreme sisteminde hipofiz bezinden salgılanan LH etkisiyle testosteron üretiminden sorumlu olan hücresel elemanlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Seminifer, tüpçükler, vaz deferans kanalı, sertoli hücreleri, epididimiz kıvrımları, leyding hücreleri. Bakın arkadaşlar size şu şekilde bir kodlama söyleyebilirim. Leyding hücreleri diyor. Bakın şu G'yi çıkartmış olursak burada ne kaldı? Leydi kaldı. Peki erkeklik hormonu ne? de testosterondu peki e, Lady'in hücrelerinden testosteron üretilmezse yani erkeklik hormonu üretilmezse ne olursunuz Lady olursunuz yani kız gibi olursunuz değil mi? O yüzden bu şekilde bir kodlama yapabilirsiniz Lady'in hücrelerinden testosteron üretilir o yüzden cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Erkek hipofiz bezinden salgılanan FSH'ın vücut hücrelerindeki etkisine yönelik verilenlerden hangileri doğrudur? Bakın FSH dediğimiz folikül uyarıcı hormon arkadaşlar. Folikül uyarıcı hormon. Folikül dediğimiz yapı ise erkeklerde sperm dişilerde ise yumurta olmuş oluyor. Bakalım şimdi erkekse özelliklerin ortaya çıkmasında neden olur diyor. Bunu testosteron hormonu salgılar sağlar yani o yüzden biri eliyoruz arkadaşlar. Yanlışlıkla 2'yi eledim. Hemen 1 olanlara bir eleyelim. Sperm üretimini ve olgunlaşması üzerine etki gösterir. Evet, doğrudur. 2 olmayanı da eledim. Cevabım çıktı ama yine de bakalım. Endometrium hücrelerindeki mitotik faaliyetin hızlanmasını sağlar diyor. Endometrium tabakası dişilere özgü bir yapı olduğu için bunu da almıyorum. Cevabımın A seçeneği olduğunu görmüş oluyorum. Testosteron hormonunun kandaki miktarının artmasına bağlı olarak hangileri gerçekleşir? Kas dokuda protein sentez hızında artış olur. Evet doğrudur. Çünkü bu erkeklik hormonudur. Zaten erkeklerin daha kaslı olduğunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Soluk borusunun üzerindeki gırtlak bölümünde ses tellerinin düzenlenmesi gerçekleşir. Buna bağlı olarak ses kalınlaşır. Dolaylı yoldan kemik iliklerinde üretilen kan hücresi sayısında da artış olur. O yüzden erkeklerdeki kan miktarının miktarı dişiler oranla daha fazladır. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Bir insanda üreme hücrelerinin üretimi ile ilgili olarak verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Embriyonik dönemde başlar diyor. Erkeklerde ergenlikte başlar. O yüzden bir olanları eleyelim arkadaşlar. Ergenliğe geçince başlar diyor. Zaten dişilerde embriyonik dönemden önce başladığını yani doğum öncesi dönemden başladığını söyleyebiliriz. O yüzden iki olanları da eledim. Mayoz bölünme sonrasında gerçekleşir. Evet, doğrudur. Çünkü üreme ana hücrelerinden gerçekleşir. Bireyin yaşamı boyunca devam eder diyor. Menopozla antropozdan sonra bitiyor zaten. O yüzden cevabımızın kesinlikle doğru olanı yalnız 3 olarak söylemiş olalım. Aşağıda verilen yapılardan hangisi bir erkeğin ürogenital sisteminde sadece üremeden sorumlu olan yapılar içerisinde değerlendirilemez diyor. Hemen arayacağım seçenek üretra olmalı. Aynı zamanda boşaltımın yapıldığı yerde burası olduğu için hem üremeden hem de boşaltımdan sorumlu olan yapı üretradır diyoruz. O yüzden cevabımızı E olarak işaretliyoruz. Aşağıdaki görselde dişi üreme sistemi verilmiştir. Buna göre ilgili yapıda harflendirilerek gösterilen bölümler için hangi seçenekteki açıklama yanlış olur? Hemen bakalım arkadaşlar. A dediğimiz yer neresi oluyor? Yumurtalık olmuş oluyor. B dediğimiz yer fallopi tüpü oluyor. Hemen yazalım. C dediğimiz yere baktığımızda endometrium tabakası olacak. D dediğimiz yer rahim oluyor. E dediğimiz yerde rahim açıklığı dediğimiz serviks olmuş oluyor. Şimdi bakalım. A mayoz bölünmelerle üreme hücrelerinin üretildiği folikül keselerini ifade eder. Evet, yumurtalık içerisinde bulunur. Doğrudur. B sperm ve yumurtanın birleştiği fallopi tüpünü belirtir. Evet, doğrudur. C döllenmeden sonra embriyonun gömüldüğü Endometrium yapısıdır. Evet, doğrudur. D, embriyonun plasenta yardımıyla gelişim gösterdiği uterustur. Diğer adıyla rahimdir. Evet, doğrudur. E dediğimiz yapı üreme hücreleri ve boşaltım ürünlerinin dışarı atıldığı serviks yapısıdır diyor. Arkadaşlar, boşaltım ürünleri ve üreme hücreleri dişi üreme sisteminde aynı yerden atılmaz. O yüzden burası yanlış olan seçeneğimiz olmuş oluyor. Dişi bir insanın kanında FSH miktarının artmasıyla durumlarından hangileri gözle Denir. FSH dediğimiz hormon hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan hormondur. E, açılımı folikül uyarıcı hormondur. Folikül ne demek arkadaşlar? Dişilerde yumurta erkeklerde e, sperm üretilmesini sağlayan bir yapı. O zaman folikül keselerinde bulunan yumurtalardan biri olgunlaşır. Evet doğrudur. Folikül keselerinden kan içerisinde östrojen salınımı olur. Evet doğrudur. E, aynı zamanda FSH dediğimiz yapıdan hem e, folikül dediğimiz yumurta üretimi hem de östrojen salınımı olur. Endometriumda mitotik faaliyetin artmasına bağlı kalınlaşma gözlenir. Evet, gözlenir. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş oluyor.